800 gram tek çekim orta yağlı bir kıyma var burada. Niye 800 gram? Çünkü yapacağımız her bir takonun içine ben 100 gram kıyma koyuyorum. Daha azını yaptığınız zaman yağlı bir kıyma olduğu için çekiyor ve her bir taco aslında 100 gram kıyma ile başlıyor. Çekiyor, takriben 80 gram kadar kıymaya geliyor. Peki buna ne yapacağım? Üstüne sadece tuz ve karabiber ilave edeceğim. Ve bunu burada güzelce yoğuracağım ve 8 tane eşit parçaya böleceğim. Fakat bunu yapmadan evvel, hani şimdi elimi bununla kirletmeden evvel sosunu yapayım ve size göstereyim istiyorum. Sos aslında süper basit. Bu çok sevdiğimiz hamburger zincirlerinde kullanılan tarzda soslardan bir tanesi. Bu soslarda ne vardır o sosta? Ketçap, mayonez, hardal vardır. Çok az bir soğan vardır ve turşu vardır. Ama bir de esas olan turşunun suyu vardır. Ki süper şekilde lezzet katar. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım size. Soğanlı bir hazırlayayım. Yarım soğan alıyorum. Tamam. Sadece yarım soğan. Ne boyutta kestiğime yakından bakmanızı isteyeceğim. Yarım soğanı alın, soyun. Şu şey kısmını ayıralım. Sonra mümkün olduğu kadar ince ince doğrayın soğanınızı, tamam mı? Hiç acele etmenize gerek yok. Hızlı olmanıza gerek yok. Sadece ince ince doğrayın. Tamam mı? Mümkün olduğu kadar ince bıçak darbeleri. İnce bıçak darbeleri. Tamam. Sonra ortadan ikiye hafifçe bir kesik atıyorum. Tam kopartmadan. Sonra da mümkün olduğu kadar ince ince bu soğanı doğruyorum. Şimdi bu soğanı suyunu kaçırmadan ince ince doğrarsanız eğer sosun içerisinde olağanüstü bir lezzet veriyor. Aynen bahsettiğim hamburgercilerde yaptığınız, yediğiniz o soslar gibi. Yani şöyle ki bakın mümkün olduğu kadar ince ince doğradım. Ha bunu rendeden mi geçirsek acaba? Arda dediğinizi duyar gibi oluyorum. Sakın duymayayım. Çünkü bunu rendeden geçirdiğiniz zaman ister istemez bütün suyu ve güzelliği kaçıyor. Oysa ki böyle müthiş güzel hem bir tat ortaya çıkıyor hem de görüntüsü tam da benim aradığım kıvamda. Bir kere şunu şu küçük kasenin içine alıyorum. Yarım soğan, incecik kıydık. Hiç acele etmedik, yavaş yavaş. Tamam. Sonra turşu. Çok özeniyorum buna çünkü bütün olay aslına baktığınız zaman bu sosun bu işin içine katacağı güzellikte. Turşuyu ortadan ikiye, bir daha ikiye doğruyorsunuz. Eğer küçükse tabii turşularınız, bu benimki gibi. Sonra aynen soğana yaptığınız gibi incecik kıyıyorsunuz. 4-5 tane turşuya bu işlemi yapın. Turşu işi de tamam. İşte böyle 4-5 tane, 5-6 tane sos olacak vaziyette ince ince doğradığınız turşu. Sonra ketçap, hardal ve mayonez dengesine geçelim. Eskiden ben böyle tam böyle 15-16'lı yaşlardayken İstanbul'da daha yeni yeni kafeler, restoranlar ortaya çıkarken şu ketçabın ve mayonezin karışımına kokteyl sos derlerdi. Şey bile bundan yapılırdı. Böyle karidesli marideste özel böyle 5 yıldızlı otellerde sen hatırlarsın onları. Karidesli maridesli falan böyle tabağın kenarlarına karidesler böyle. Yanına bir sos geliyor böyle. Bu ne sos diyorsun? Kokteyl sos diyor. Bilsen ketçap mayonez koy karıştır anasını satayım. Ama çok da lezzetlidir ve böyle bir hamburgere de acayip iyi gidiyor. Buradaki temel ölçü ne kadar köfte o kadar ekmek. Yani ne kadar ketçap koyuyorsunuz o kadar mayonez koyacaksınız. Ha hardal konusunda da aşırı cömert davranmayacaksınız. Koyduğunuz ketçap ve mayonezin yarısı kadar. Yani 4 dolu dolu kaşık ketçap, 4 dolu dolu kaşık mayonez, 2 dolu kaşık hardal, soğan, kornişon turşu ve bakın şu turşunun suyu var ya, 1 tatlı kaşığı turşu suyu koyup her şeyi güzelce karıştıracaksınız. Bu efsane olan o kokteyl sosun ekstra 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 püf noktası turşu suyudur. 1 tatlı kaşığı yeterli. Güzelce karıştırdık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hep söylüyorum size. Kalite kontrol esastır diye. Alın. Ay yemin ediyorum çok güzel. Yani bu kadar basit bir sos bu kadar güzel nasıl olabilir? Oluyor işte Allah'ın işi. Şimdi bunu birazcık dolaba koyacağım. O dolapta çünkü soğuduğu zaman
Onun tadı daha güzel oturacak. Bir de çok eriyip gitsin istemiyorum. Yaptığım lavaş tortilyaların içerisinde tam istediğim gibi olacak. Şurada cheddar peynirleri var. Bunları açayım. Gerekli hazırlığımı yapayım. Burada da bu hani atom salata denilen cinsten göbek, yuvarlak bir salata var. Bunu da ince ince doğrayacağım az evvel lahanalara yaptığım gibi. İsterseniz içerisine koyarsınız, isterseniz hiç koymazsınız, hepsi olur. Dediğim gibi bunu da şöyle ince ince doğrayacağım. Ne kadar ince o kadar iyi, tamam. O yüzden çok acele etmiyorum. Sadece o ince formu mümkün olduğu kadar vermeye çalışıyorum. 800 gram kıyma var burada. Güzelce yoğuracağım ve elimle 8 tane eşit parçaya böleceğim. Hepsi aşağı yukarı 100 gram civarında oluyor. Bunu daha önce söylemiştim size. Eğer hamburger köftesi gibi bir köfte yapmak istiyorsanız kasabınıza kıymanızı tek çekim yaptıracaksınız. Çift çekim yaparsanız çok köfte gibi olur. Ama köfte gibi olan kıyma birbirini daha iyi tutar. Bu birazcık daha dağılır. Tamam mı? Ama daha etçil bir tat ortaya çıkartır. Ben de şimdi o etçil tadı ortaya çıkartacak formülü nasıl yaptığımı söyleyerek size anlatacağım. Öncelikle şöyle ortadan göz kararı ikiye böleyim. Şunun gibi takriben bunu da ikiye böleyim. Bunu da ikiye böldüğümde 100-100. 100-100. 100-100. Toplam 4-8. Tamam. Süper kıvamdayız. Peki bunları şimdi yoğuracak mıyım? Hayır. Mümkün değil. Çünkü buradaki lavaşlarla ilgili bir çalışmam var. Şimdi efendim bu gördükleriniz hani böyle marketlerde satılan standart tip bir lavaş, tamam. Bunda çalışacağım. Çok öyle süper özellikli wow bir ürün peşinde değilim. Şöyle bir tavayı ocağa koydum. Altını yaktım. Bu tuz ve karabiberle ovduğum köfteyi aldım ve hiç yoğurmadan bu lavaşın içerisine güzelce bastırdım. Nereye kadar biliyor musunuz? Ta köşelere kadar. Yani şu köşeleri boş bırakmayın. Köşelere kadar iyice bastırın. Niye? Çünkü bu piştiği zaman ister istemez köşelerden içeriye doğru kaçmaya başlayacak. Tamam. O yüzden alın şöyle güzelce köşelere doğru getirin. Mümkün olduğu kadar çok yayın. Eşit vaziyette ve neredeyse alttaki lavaş hiç gözükmesin. Tamam. Bir kere tavamız iyice ısındı, tamam mı? Önce etli olan yüzey tavaya temas edecek. Kıymam bayağı yağlı bir kıyma olduğu için ekstra yağ koymuyorum. Alıyorum. Hafifçe de üstüne bastırıyorum ki kıyma çok fazla kenarlara doğru kaçmasın diye. Tamam. Şu şekilde alın. Üstüne azıcık bastırın. Ve birazcık bekleyin. Tavaya koyduğumuz köfte zaten hızlıca rengini değiştirmiştir diye tahmin ediyorum. İşte bu. Aldım. Ters tarafını çevirdim. Birazcık da bu lavaşı çıtır hale getirmeye çalışacağım. Tamam mı? Tam da bu esnada iki tane şu şekilde cheddar peynirini alıyorum. Bir tarafa doğru koyuyorum bunu. Sonra ben bu aşamada yapıyorum ama çıkarttıktan sonra da yapabilirsiniz. Böyle çünkü daha böyle güzel sulu sulu oluyor. Bir parçacık sos alıyorum. Şu şekilde içine koyuyorum. Arzunuza göre bir parçacık da yeşillik. Mis. Sonra hafiften ekmekten dumanlar çıkmaya başlayınca alıyorsunuz bunu. Güzelce kıvırıyorsunuz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok albenili. Buradaki lavaşınızı aşırı derecede kıtır kıtır, çıtır çıtır yapmak zorunda değilsiniz. Şu güzel son dokuyu ve son halini verdikten sonra alıp direkt olarak servis tabağına getireceksiniz. Şu şekilde de birini bir diğerinin üstüne koyarak servis edeceksiniz.